Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere ortaöğretim kurumlarımızda liselerimizde okutulan 9. sınıf seçmeli peygamberimizin hayatı dersimizin 1. dönem 1. yazılı çalışma sorularını yapacağız. Kanalımızda kıymetli arkadaşlar 9. sınıfla ilgili pek çok dersimizin ünite anlatımlarını, değerlendirme sorularını bulabilirsiniz. Ayrıca yine bu derslerimize ilgili değişik çalışma soruları yayınladık. Onlara da bakabilirsiniz. Şayet kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmanızı da tabii ki bekliyoruz sizlerden. Öncelikle boşlukları dolduralım bakalım hangi sorularımız var. İlk iş olarak Kabe'yi merkeze alıp etrafını mahallelere ayırarak kabilesini buralara yerleştiren kimdi tarihte? Kusay değerli arkadaşlar. İkinci sorumuz, halkın önemli işlerini görüşmek üzere adı verilen bir yönetim merkezini kurmuş, zamanla idari, sosyal ve askeri kararlar burada alınmıştır. Adı bahsedilen konu, kurum neresidir? Darun Nedve müşriklerin toplanıp karalandıkları yer Darun Nedve'dir. Onlar haksızlıklar karşısında birlikte hareket etmeye karar verdiler. Mekke'de her kime zulüm yapılırsa kim olduğuna bakılmaksızın hakkı kendisine teslim edilecekti. Yapılan toplantıya sevgili peygamberimiz amcası birlikte katıldı. Bu adı geçen kurum, kuruluş Hılf-ı Fudul yani Erdemler Birliği'dir. Mekke'deki haksızlıklara karşı kurulmuştur. Peygamberimiz de safını buraya katılarak göstermiştir. Resulullah ile Hazreti Hatice'nin ilk çocukları Kasım dünyaya gelince Resul-i Ekrem'e geleneklere uygun olarak Ebul Kasım yani Kasım'ın babası künyesi verilmiştir diyoruz. Şimdi doğru yanlış soruları yapalım kıymetli arkadaşlar. Siyer, Hazreti Muhammed'in hayatını, onun yaşayış biçimini, niteliklerini, ahlakını, savaşlarını anlatan ve İslam tarihi içinde yer alan özel bir ilim dalıdır. Okullarımızda da Siyer dersi, Peygamberimizin Hayatı dersi sizlere en güzel şekilde öğretilmeye çalışılmakta. Peki Üsve-i Hasene nedir? İnanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamına gelen Hazreti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'in sıfatı nedir? Üsve-i Hasene yani güzel örnek anlamına gelmektedir. Mevali nedir? Şehirlerde yerleşik hayat yaşayan, hayat süren Araplara verilen isim Mevali demiş. Hayır, Hadari olacaktı kıymetli arkadaşlar. Burada üç kelimenin üçünü birlikte öğrenelim. Bedevi nedir peki? Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar göçer olarak yaşayan Araplar. Yani yerleşik hayata geçmeyenlere Bedevi denmekte. Yerleşik hayata geçenlere Hadari deniliyor. Mevali ise cahiliye çağında azat edilmiş kölelerdir. Biliyorsunuz insanlar parayla alınıp satılıyorlardı. Miras olarak düşüyordu, pazarlarda satılıyordu. Ancak bazıları da onları özgürlüğüne kavuşturuyordu. İşte özgürlüğüne kavuşanlara mevali denmektedir. Geçelim klasik sorularımıza. Peygamberimizin doğum yeri değerli arkadaşlar Mekke'dir. Doğum tarihi 20 Nisan 570'tir. 571'dir. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine Hatun. Vefat yeri Medine, vefat tarihi de 8 Haziran 632'dir. İkinci sorumuz, Araplarca İslamiyet'ten önce de kutsal kabul edilen ve savaş yapılmayan aylar hangileridir? Muharrem Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları değerli arkadaşlar haram aylar kabul edilip bu aylarda savaşılmazmış. Şayet savaşılırsa o savaşlara da Ficar savaşları denilirmiş. Peygamberimize ilk vahiy nerede? Tabii ki Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda. Ne zaman? Ramazan ayında. Hangi yıl? 610 yılında. Peygamberimiz de 40 yaşındayken Kadir gecesinde yani Ramazan'ın 27. gecesinde Alak suresinin ilk 5 ayeti, İkra, bizim Rabbikellezî halak diye başlayan ayetler inmiştir diyoruz. Müslümanların Habeşistan'a ikinci hicret hakkında bilgi veriniz diye bir soru gelirse, Cafer bin Ebi Talib'in başkanlığında peygamberimizin amcaoğlu biliyorsunuz, 18 kadın, 82 erkekten oluşan bir grup Habeşistan'a gitmiştir. Mekkeli müşrikler, burada bulunan Müslümanların iadesi için Amr bin As'ı bir takım hediyelerle Habeşistan hükümdarı Necaşi'ye gönderseler de Necaşi iki tarafı da dinlemiş ve Müslümanlara ülkesinde hür ve özgür bir şekilde yaşayabileceklerini Amr bin As yani Mekkelilerin temsilcilerine de onlara iade etmeyeceğini söyleyip geri göndermiştir. İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen yılda hangi olaylar olmuştur?
Hüzün yılı olarak bilinen 619 yılında Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice ve 25 yaşına kadar kendisine bakan amcası Ebu Talip ardı ardına vefat edince işte bu yıla hüzün yılı denilmiştir. Peygamberimize inanan ilk Müslümanlar kimlerdi? Kadınlardan Hazreti Hatice, erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, kölelerden Hazreti Zeyd ve çocuklardan da Hazreti Ali ilk Müslüman olma şerefine nail olmuşlardır. Peki hicretin İslam tarihindeki önemi nedir? Hicrette artık Müslümanlar müşriklerin baskı ve işkenceden kurtuldular. Dinlerini, inançlarını artık özgür bir şekilde yaşama imkanı buldular. Peygamberimizin yönetiminde Medine'de bir İslam devleti oluşturuldu. Buna bağlı olarak İslam dini de Medine'ye hicretle birlikte hızlı bir şekilde yayılma imkanı buldu. Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan savaşlar nelerdi? Üç büyük savaş vardı. 624'te Bedir Savaşı, 625'te Uhud Savaşı, 627'de Hendek Savaşı. Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazanmıştı. Uhud Savaşı müşriklerin galibiyetiyle sona erse de tam bir zafer elde edememişlerdi. Hendek Savaşı'nda Müslümanları yok etmek için gelmelerine rağmen bir ay Hendekler kazılması nedeniyle Medine'ye girememişler ve savaş olmadan geri dönmüşlerdir. Tebük Seferi hakkında bilgi veriniz diye bir soru gelirse şöyle açıklayacaksınız. Peygamberimizin bizzat katıldığı son savaş Tebük Seferi'dir. Tebük Seferi'nde savaş olmamış fakat pek çok güçlüye göğüs gerilerek kuvvetli bir ordu hazırlanarak Doğu Roma İmparatorluğu'na gözdağı verilmiştir. Medine'ye gelen tacirler Doğu Roma İmparatorluğu'nun Gassan, Lahm, Cüzzam gibi kabilelerle işbirliği yaparak Müslümanlara karşı büyük bir hazırlık içinde olduğunu haber verdiler. Bu haber üzerine Peygamberimiz hemen Bizans'a karşı seferberlik ilan etti. Kısa zamanda 30 bin kişilik büyük bir ordu toplandı. Bunun 10 bin atlı, 12 bini develiydi. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Tebük mevkiine ulaşıldı. Fakat herhangi bir çatışma yaşanmadı. 30 bin kişilik Müslüman ordusu Hristiyan Arap kabilelerinin gözünü korkutmuştur. Medine'ye gelen haberlerin asılsız olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden daha fazla ileri gitmeye gerek görülmeyip Peygamberimiz Tebük'te bulunduğu sırada o bölgede bulunan Arap kabileleriyle çeşitli anlaşmalar imzalanıp geri dönülmüştür diyoruz. İslam tarihinde inşa edilen ilk ibadethane değerli arkadaşlar Küba Mescididir. Hicret esnasında burada ilk namaz kılınmıştır. Siyer nedir diye tanım sorulursa Peygamberimizin doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilmin adı Siyer'dir. Hazreti Muhammed'in yaşamını anlatan kitaplara verilen ortak ad da yine Siyer kitaplarıdır diyeceğiz. Aşağıdaki terimden anlamlarını yazın diye bir soru gelirse Hicabe, Kabe'nin perdedarlığını ve anahtarını elinde bulundurmaya hicabe denilir. Hicabe, Kabe'nin kapısının, örtüsünü ve anahtarlarının bakımı ve korunması, makam-ı İbrahim'in ve Kabe'nin belli zamanlarda ziyaretçilere açılma görevidir hicabe. Sikaye nedir? Hacılara içecek su temin etme görevi, hacılara içecek dağıtma vazifesini ifade eden kelime de sikayedir. Yine terimler var, bunların tanımları var. Bakın kavli sünnet, Peygamber Efendimiz sözleridir. Efendimizin çeşitli vesilelere söylemiş olduğu mübarek sözleridir. Bu anlamıyla hadis ve sünnetle kavli sünnet aslında eş anlamlıdır. Fiili sünnet ise Peygamberimizin yaptığı iş ve hareketlerdir. Mesela bir namaz kılması, bir abdest alması fiili sünnettir. Putperestlik yani şirk inancı hakkında bilgi veriniz. Sevgili arkadaşlar, Araplar arasında yaygın olan inanç putperestlikti. Ahiret inancını inkar eden putperest Araplar genelde Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmekle birlikte Allah'la kendileri arasına putları aracı sayıyorlardı. İhtiyaç ve sıkıntı halinde putların Allah ile kendileri arasında bağ kurduğuna inanıyorlardı. Önemli kararlarını putlara danışarak almayı dini bir vecibe olarak görüyorlar. Sadece şefaatini umarak değil, onların öfkesinden korunmak için de putlara tazimde bulunuyorlar, onlara kurbanlar kesiyorlardı diye açıklayabiliriz. Yani Allah'a inanıyorlar ama Allah'la kendileri arasına putlar getiriyorlar. Şirk inancıdır bu. Bu şekilde inananlara da müşrik denilir. Terimlerimizi açıklayalım. Tevhid, Allah'ın bir olduğuna, ondan başka hiçbir yaratan olmadığına inanmaya denilir. Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde tek kabul edilip
aynı şekilde zatında, sıfatlarında, fiillerinde başka hiçbir şeyi kimseye ona ortak koşmamaktır. Yani şirk inancının zıttı tevhiddir. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler tevhid inancını. Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi, Kul Huvallahu Ehad, Allah'ın var ve bir olduğunu, tek olduğunu anlatan suredir. Peki testis nedir? Hristiyan dininde kıymetli arkadaşlar, Tanrı'nın üç ayrı kişiden oluştuğuna inanılmaktadır. Tanrı, Hazreti İsa ve Meryem'in özdeşi olduğu inanılan bir kutsal ruh. Buna da işte teslis, üçlü Tanrı anlayışına denilmektedir. Peki cahiliye döneminin özellikleri nelerdir? Cahiliyede insanın Allah'ı gereği gibi tanımaması, ona kulluk etmekten uzaklaşması, onun ilahi hükümlerine değil de kişinin kendi hevesine uyması, insanların koyduğu emir ve yasaklara, siyasi sistem ve düşüncelere inanmaya cahiliye denilmektedir. Cahiliyede putlara tapılıyordu, Allah inkar ediliyor, haşa ona şirk koşuluyordu, peygamberlere asla inanılmıyor, hatta zulmediliyordu. Fuhuş, zina, kumar, faizcilik çok yaygındı. Maalesef kız çocukları diri diri gömülüyor, kadın erkek eşitliği yok, köleler, bazı insanlar köle olarak mal gibi alınıp satılıyordu. Bedevi ve Hadari'nin tanımlarını tekrar yapalım. Bedevi, yeri belli olmayan konar göçer, göçebe Araplara deniliyordu. Hadari de artık yerleşik hayata geçmiş şehirlilere de Hadari deniliyordu. Peki hicret İslam tarihindeki önemi neydi? Hicrette Müslümanlar müşriklerin baskı ve işkencelerinden kurtuldular. Dinlerde inançlarını özgürce yaşama imkanı buldular. Hazreti Peygamber'in yönetiminde bir devlet oluşturdular. Buna bağlı olarak İslam dini de Medine'ye hicretten sonra hızlı bir şekilde yayılma imkanı buldu. Evet sevgili arkadaşlar, böylece Peygamberimizin Hayatı dersimizin birinci dönem birinci yazı çalışma sorularına yeni bir video daha eklemiş olduk. Daha önce bazı videolarda eklemiştik. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kanalımızdaki diğer videolarda muhakkak göz atın diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.